Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisini gasp ederek bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyorum diyorsun. Ya Danıştay savcısının bu konuyla ilgili mütalası var. Yani gizli saklı bir şeyden bahsetmiyorum. Dolayısıyla yani açıp okuduğunda insanlar zaten 9 sayfa. 9 sayfanın ilk 3 sayfası olayın açıklaması, geri kalan 6 sayfanın da özeti zaten bir sayfada betimleniyor. Yani bu kadar basit bir durumla ilgili aile kurumu güçlendiriyor. Aa, bizim aile kurumumuz güçlü. Bizim ailelerimiz aç Sayın Ersoy. Güçlüyüz ama açız. Kurumda bir sorun yok. Ama hepimizin psikolojisinde sorun var. Kadınların psikolojisinde sorun var, erkeklerin psikolojisinde sorun var. Okuyan, okumayan, başı açık, başı açık, başı kapalı. Normal, zengin, fakir, uzun, kısa, şişman, zayıf. Hepimizin psikolojisinde sorun var. E bunu nasıl güçlendireceksiniz? Yani bununla ilgili böyle aklımızda dalga geçen bir siyaset modeliyle gidiyoruz bakalım. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Yani özgürlükçü anayasadan bahsediliyor. Bugün dezenformasyon yasası, dezenformasyon yasasında da vurgulanan cümle halkın yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Bakın dezenformasyon yasasındaki vurucu cümle. Herkes bunun üzerinden tartışıyor. Şimdi mesela dezenformasyon yasası, özür dilerim konuya girdim ama birbirine bağlantılı olduğu için izninizi istiyorum. Estağfurullah. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu için bir düzenleme öngörülüyor dezenformasyon yasasında. Mesela şimdi ben bugün birkaç tane not aldım. Yani normalde okuyarak gitmek istiyorum hata yapmamak için. Çünkü içinde itham noktasına gidecek bir şey olmasından şey yapıyorum, çekiniyorum. Mesela halkı yanıltıcı bilgiye şunu örnek verebilir miyiz? Yani TÜİK'in hepimizin %200 olarak hissettiği enflasyonu kendi internet sitesinden TÜİK gibi bir kurumun %83,5 olarak açıklaması. Mesela bu halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak mıdır? Ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın 95 yılında 18'e inen seçmen yaşına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Uğur Cumhurbaşkanı Bey, sıfatıyla... Uğur Bey, tam okur musunuz? Yani efendim? Öyle bir şey yok yani TÜİK böyle açıkladı. Falan da öyle bir böyle bir suç kapsamına girmez yani biraz. Hayır, ben sulandırıyorsunuz. Sayın Acet, ben o maddenin isterseniz tamamını okuyun, onun üzerinden sorularınızı sorun isterseniz. Sayın Acet, ama Sayın Cumhurbaşkanının bunlar bizim camilerimizi yaktılar cümlesi halkın bitireyim. Bir kısmını, evet, maddenin, başka bir kısmını. Maddenin tamamı yani yarım ben okuyunca. Ben bitirmeme müsaade edin. Müsaade edin çünkü öyle sorular da Sayın Acet, ortaya. Ben not alarak gidiyorum, sizden de rica ediyorum aynısını. Buyurun tabii. Yani TÜİK %83,5 olarak enflasyon açıklıyor. %83,5 olarak enflasyon açıklarken bir yıl önce 8,8 olan dolar kuru bugün 18,57. Tabii bunu söylemeniz suç değil tamam. Yani bu. Ben başka bir şey söylüyorum. Yani. Sayın Acet, ben suçtan bahsetmiyorum. Halkı yanıltıcı bilgiden bahsediyorum. İşte az önce o değil yani ama. Yani memleket işte. Hepimiz. Maddenin tamamını Sayın okumanız Acet, gerekiyor. Ben bitireyim. Peki, maddeyi tamam, okumuyorum ben. Tamam. 36 34 maddelik kanun teklifi. Yani maddeleri okumuyorum ben. Halkı yanıltıcı bilgiyi tartışıyorum sizinle. Memlekette hepimiz %200 enflasyon hissediyoruz. TÜİK denen kurum %83,5 diyor. Ve bunu halka söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor Cumhurbaşkanı sıfatıyla seçmen yaşını biz 18'e indirdik diyor. 1995'te indirilen seçmen yaşını biz 18'e indirdik diyor. Örnek veriyorum. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Sayın Kurum. İngiltere'nin Türkiye'ye çöpü gelmedi diyor. Halka bilgi veriyor. Her tarafta yerli uçak göklerde. İktidar Partisi'nin billboardları. PKK ile görüşmedik. Gezi olaylarında camide içki içtiler, ayakkabıyla girdiler. 128 milyar dolar kasada duruyor. Sonra değişiyor. 128 milyar dolar hiç yoktu. Sonra değişiyor. 128 milyar dolar pandemide harcandı. Bakın bu açıklamaları yapanlar bakan, genel başkan yardımcısı, AK Parti'nin kurmayları, AK Parti'nin bürokratları bu açıklamaları yapanlar. Bu açıklamaları da kendi kendilerine ev sohbetlerine yapmıyorlar. Halka açıklıyorlar. Devam ediyorum. Eski Maliye Bakanı'nın Mart-Nisan'dan, Nisan-Mayıs'tan, Mayıs-Haziran'dan daha iyi olacak. E ben iş adamıyım, esnafım. Bir şeye gireceğim, borca gireceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanın açıklamasını dinleyip ona güvenmeyecek miyim?
Yine yanıltıldık. Olsun. Dolar kuru 14.83 iken Bakan Nebati'nin açıklaması. Türk lirası en düşük durumda. Daha ineceği yer yok. Vatandaş rahat olsun. Dolar bugün 18.57. Bakın bu açıklamayı yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Nazire ve Maliye Bakanı. Devam ediyorum. Bu can, bu bedende, bu fakir, bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı. Rahip Brunson olayında. Adam gitti Amerika'da. Tarım Bakanı Sayın Kilişçi'nin açıklaması. Bizim açta açıkta kimsemiz yok. Herkesin karnı tok. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Tarım Bakanı'nın açıklaması. Ne, kime bu? Halka. Ne içeriyor bunlar? Bilgi. Bu bilgiler doğru mu? Hayır. Alın size halkı yanıltıcı bilgi. Bunu bir de alenen yayıyorlar. Kimle yayıyorlar? Gazetecilerle yayıyorlar. İktidara yakın kanallarla yayıyorlar. İktidara yakın ya da iktidarın politikalarını destekleyen. Ben özellikle yanlış kelimesini bugüne kadar kullanmadım. Bundan sonra da kullanmayacağım. İktidarı sonuna kadar desteklediğini açıkça ifade eden gazeteciler, köşe yazarları, sosyal medya, bir de sosyal medya trolleri var. Bu troll kavramı da bizim hayatımıza gökten zemine inmedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar döneminde girdi. Hatırlıyorsunuz işte zaman zaman da siyasiler de bunu dalga konusu yapıyor. Doğalgazla ilgili açın doğalgazı, açın doğalgazı, açın camları. Bu bir sosyal medya fenomeni. Kimin sosyal medya fenomeni? AK Parti'nin. Şimdi söylemeye çalıştığım şu. İktidar kendi çocuklarını yer. Bu hep böyle olmuştur. Siz sosyal medyayı ve medyayı dezenformasyon alanı haline getirirseniz, burada muhalefette ya da size aynı fikirde olmayanları hedef gösterirseniz, onların üzerine sosyal medya trollerinizle, gazetelerinizle, medyanızla onları linç etme girişimine girerseniz, bu bir süre sonra ne olur biliyor musunuz? Bu bir süre sonra meşrulaşır, olağanlaşır. Bunu herkes yapmaya kendine hak görür. Bakın bir şey getirdim bugün. Çok enteresan. Yani bunu görebilme şansınız olacak mı bilmiyorum. Şimdi kanun teklifinde Sayın Acet. Bakın gazetecisiniz. Sayın Deniz Zeyrek öyle. Sayın Mehmet Akif Ersoy öyle. Şimdi kanundaki maddeyi söylüyorum. Bu kanuna ben değil, siz karşı çıkmak zorundasınız. Kanunda, bakın kanundaki madde. Medya mensubunun yanına enformasyon görevlisi diye bir tanım ekleniyor. Ne yapılacak enformasyon görevlisine? Enformasyon görevlisine basın kartı verilecek. Harika. Kim verecek bu basın kartını? Komisyonun başkanı. Komisyonun başkanı kim? Cumhurbaşkanlığı İletişim komisyon, Başkanı. Komisyon. Bir saniye. Hayır. Bakın. Kanun maddesine teklifle gerekçeyi okuyup diyor ki basın kartı verecek komisyonun kararını başkan onaylayacak diyor. Komisyon değil. Başkanın onayından geçmeden o kartı alamıyorsunuz cebinize. Sayın Acet. Başkanın onayı olacak. Başkan kim? İletişim Başkanı. Ya basın, şimdi bu elimdeki ne? Uğur Bey, basın kartının da artık bir kıymeti kalmadı ki. Tabii o ayrı bir konu yani, Sayın Zeyrek. Bakın örneği benim vereyim. Benim basın kartım var ama ben Cumhurbaşkanı'nın faaliyetlerini takip edemiyorum. Akreditasyon yasakları her yerde var. Hiçbir bakanlık belli gazetelerin, televizyonların çalışanlarını basın kartları olmasına rağmen dağıtamıyor, davet etmiyor. Bakın şimdi bir basın kartı şeyi daha yaşayacağız, enflasyonu daha yaşayacağız. Sayın Ersoy sizin içine geçerli. Sayın Acet, Sayın Zeyrek. Bugün bu yani, programı seyredecek herkes için. Ya bizim diyor ki, CHP'den, başka partilerden Kemal Bey ben, sürekli bitireyim. Programlar yapıyor. Onlar da bizi davet etmiyorlar yani. Ben bitireyim Sayın Acet. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü'nün ilanı bu. Şimdi enformasyon görevlisi, işin tanımı ve gerekleri. Bu enformasyon görevlisi, yani bu yarın bu kanun geçince bu enformasyon görevlisi arkadaş sizin sahip olduğunuz basın kartının aynısına sahip olacak. Şimdi bakın Sayın Ersoy, bu bakanlığın şey ilanı elimde. Diyor ki, İl müdürlüğünün yürütmüş olduğu her türlü çalışmanın basılı ve görsel materyalini tasarlanması. Bu gazetecilik mi? Basın kartı mı gerektiriyor bu? Devam ediyorum. Hazırlanması, faaliyetlerinin basına duyurulması. Bu gazetecilik gereği mi?